SpaceX neden uzaya insan gönderdi? İşte torunlarımızın tarih dersinde dinleyecekleri 8 önemli detay. 30 Mayıs 2020 Cumartesi, Mars'a insanların gönderildiğine tanıklık etmesi beklenen torunlarımız, bugünü tarih derslerinde okuyacaklar. Neden mi? Gelin Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in Crew Dragon görevine dair önemli detayları açıklayalım. Antik medeniyetlerden bu yana insanlık için en büyük gizem olan uzayı keşfetmek adına tarihi bir günü geride bıraktık. SpaceX'in ve dolaylı olarak NASA ile ABD'nin başarısı her ne kadar politik ve diplomatik olsa da insanlığın keşif hanesine yazıldı. SpaceX'in yıllardır üzerinde çalışmalar yürüttüğü Crew Dragon göreviyle iki astronot uzaya gönderildi. Bugüne kadar NASA, Roscosmos ve ESA gibi devlet destekli resmi kurumların yatırımlarıyla insanlar uzaya gönderilebilmişti. Ancak Elon Musk'ın çılgın fikirleriyle vizyonu belirlediği SpaceX, uzaya insanları gönderen ilk özel şirket oldu. Şirket Amerikalı, astronotlar Amerikalı, zaten her şeyde İngilizce demeyin, size anlatacaklarımız var. Önce makineler, sonra insanlar. 4 Ekim 1957, Rus yapımı Sputnik 1, dünyamızın ilk yapay uydusu olarak başarılı bir şekilde uzaya gönderildi. Yaklaşık 4 ay sonra 31 Ocak 1958'de ABD, yarışta ben de varım diyerek Explorer 1 isimli uydusunu uzaya gönderdi. Soğuk Savaş, Rusya ve ABD arasında uzay savaşına dönüştü. 12 Nisan 1961, Rus kozmonot Yuri Gagarin, Vostok isimli araçla dünya çevresinde bir tur atarak uzaya gönderilen ilk isim oldu. Daha üzerinde bir ay bile geçmemişti ki 5 Mayıs 1961'de ABD, astronot Alan Shepard'ı uzaya gönderdi. Toprak altındaki yuvasından hiç çıkmayan büyük bir karınca kolonisi gibi aramızda birisi güneş ışığını görünce hepimiz sevinmiştik. Başarılar insanlığın hanesine yazılmış gibi anlatılsa da aslında bütün bu yaşananlar büyük devletlerin "Hayır, uzayı ben fethedeceğim" yarışıydı. Para devletlerin elindeydi, devletler bilimi satın aldı ve aralarındaki rekabet için kullandı. İşe iyi tarafından bakarsak uzaya insanları göndermek herkesi sevindirmişti. 60'lı yıllarda başarılı ve başarısız onlarca görev yapıldı. Mesela Rus kozmonot Valentina Tereshkova 16 Haziran 1963'te uzaya gönderilen ilk kadın olmuştu. Artık bu işin cinsiyeti de kalmadı. Binlerce insan nihai bir hedef için çalıştı. Dünyanın tek doğal uydusu Ay'a ulaşmak. NASA ve ABD bu konuda daha başarılı adımlar atarak Apollo görevleriyle tarih yazdı. 21 Aralık 1968'de gerçekleştirilen Apollo 8 göreviyle Ay yörüngesine ilk kez insan gönderdi. Neredeyse bir yıl sonra 20 Temmuz 1969'da NASA, Neil Armstrong'un komuta ettiği Apollo 11 göreviyle bu kez Ay yüzeyine başarılı bir iniş yaptı. İşte benim için küçük, insanlık için büyük bir adım sözleri falan. Bilirsiniz, detaya girmeyeceğiz. Yarım asırdır Ay'a insan gönderilemiyor. Ancak makineler aydınlık ve karanlık tüm yüzünde cirit atıyor Ay'ın. Hatta 1970'li yıllarda gönderilen Viking 1 ve 2 araçları ile insanlık teorik olarak Mars'a da ulaşmayı başardı. O günlerden bu yana dünyaya en yakın gezegen olan Mars'ın yüzeyinde defalarca kez araç gönderildi. 1998 yılında ise yeryüzüne 400 kilometre uzaklıkta içerisinde uzun süreler boyunca insanların yaşamasına, çalışmasına izin verecek Uluslararası Uzay İstasyonu gönderildi. O günden bu yana geliştirilmeye devam eden araçta düzenli olarak değişim yapan Amerikan, Rus, Fransız ve Japon astronotlar bulunuyor. Uzay yarışımı hiç bitmedi ki. Zamanında nasıl uzaya ilk insan gönderme amacı varsa, şimdi de Mars'a insan gönderme amacı var. Her şey geçmişte olduğu kadar politik. ABD 2011'den bu yana astronotlarını Rusya sayesinde uzay istasyonuna gönderebiliyor. Her ne kadar ülkelerin isimlerini ansak da üzerine mutabık olmamız gereken önemli bir konu daha var. Artık para ve teknoloji sadece devletlerin değil, büyük ölçüde özel şirketlerin elinde. O şirketlerden biri de SpaceX. İşte başarılı olan Crew Dragon görevi de bu tüm anlattıklarımız gibi tarihe geçti. Kısa uzay tarihi dersimizden sonra şimdi gelin şu Crew Dragon meselesine yakından bakalım.
Tarihte ilk kez ticari bir havacılık şirketi uzaya insan gönderdi. SpaceX, 2000'li yılların başında çiçeği burnunda multimilyoner Elon Musk tarafından kurulmuştu. Şirketin amacı yeniden kullanılabilir roketler üreterek uzay taşımacılığı yapmaktı. Bunu 2010'lu yılların sonuna doğru başardılar. Şirketin kendi fabrikalarında ürettiği Falcon 9 roketleri, çeşitli ülkelerin ve şirketlerin uydularını dünya yörüngesine taşıdı. Elon Musk'ın asıl amacı, karşılığında ciddi ücretler aldığı uzay kargoculuğu modeliyle SpaceX'i daha da büyütmek ve yeni projelere yatırım yapmaktı. Bu vizyonla 2014'te NASA ile anlaşıp Crew Dragon adı verilen, mürettebat taşıyan özel kapsüller geliştirmeye başlandı. Bu sırada ABD eski ve pahalı olması nedeniyle kendi topraklarından uzaya insan göndermeyi bırakmıştı. Tüm ABD'li astronotlar tıpkı Fransız ve Japon astronotlar gibi Rusya'daki uzay üslerinden istasyona gönderildi. ABD az evvel yukarıda anlattığımız uzay yarışında Rusya'nın eline bakar oldu. Ta ki 30 Mayıs 2020'de SpaceX, iki NASA astronotunu uzaya gönderene kadar. Böylece tarihte ilk kez ticari kaygıları olan bir şirket uzaya kanlı canlı insan göndermiş oldu. 3. Aslında hiç bitmeyen soğuk savaşın yeni dönemi. ABD'nin bir devlet kurumu olan NASA, 2011'den bu yana uzaya gönderdiği her bir astronotun koltuğu için Rusya'ya 86 milyon dolar para ödüyor. Buna karşılık olarak içinde 7 yolcuya kadar insan taşıyabilecek bir Falcon 9 roketinin maliyeti sadece 90 milyon dolar. Yani ABD SpaceX ile çalışırsa kendi topraklarından ulusal bir başarı göstererek uzaya insan gönderebilecek. Ayrıca bir astronot koltuğu fiyatına 7 astronota kadar mürettebat taşıyacak. Tüm bunlar ABD'nin Rusya ve Çin dahil diğer süper güçler karşısında elinde tuttuğu önemli bir koz. Aslında hiç bitmeyen bilimsel çalışmaların bir sonucu olarak devam eden teknoloji ve uzay savaşlarında yeni bir döneme girdik. 4. Sadece devletler rakip değildir. SpaceX'in de ABD içinden bir rakibi vardı. Boeing. Hepimiz Boeing'i 747 gibi devasa yolcu uçaklarıyla biliyoruz. Ancak şirketin uzay çalışmaları da bulunuyor. Uzaya kendi imkanlarıyla insan göndermenin maliyetli olacağını gören NASA 2014 yılında hem SpaceX hem de Boeing ile anlaşma yapmıştı. NASA uzaya insan gönderecek bir araç için Boeing'e 4.2 milyar dolar, SpaceX'e ise 2.6 milyar dolar para verdi. Çünkü Boeing sıfırdan bir araç geliştirecek, SpaceX ise uzaya cansız yük taşıdığı Dragon kapsülünü insan taşımaya özel hale getirecek. Boeing'in sıfırdan geliştirdiği ve Starliner adını verdiği araç projesi büyük ölçüde başarısız oldu. SpaceX ise ihalenin kazanan tarafı olmayı başardı. ABD'nin kapital rekabet modeli uzay çağında da işe yaradı. SpaceX, anlaşmadan 6 yıl sonra Crew Dragon'la NASA astronotlarını uzaya gönderdi. 5. Uzaya gönderilen astronotların biri 49, diğeri 53 yaşında. Her ikisi de savaş pilotu ve daha önce uzayda birlikte zaman geçirdiler. Bob Behnken ve Doug Hurley, ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli iki eski pilot. Birbirlerinden habersiz olarak zamanında NASA'ya astronot olmak için başvuran bu ikili, uzay ortamında iyi arkadaş oldu. 49 yaşında Behnken 708 saatten fazla uzayda kaldı. 37 saat uzay yürüyüşü yaptı. 53 yaşındaki Douglas Hurley ise toplamda 683 saatini uzayda geçirdi. Tüm bu tecrübeler, iki deneyimli astronotu kariyerlerinin zirvesine çıkaracakları Crew Dragon görevinde yeniden bir araya getirdi. 6. Crew Dragon kapsülü nasıl görünüyor ve hangi teknolojilere sahip? 3.7 metre çapında, 6.1 metre yüksekliğinde ve 4200 kilogram boş ağırlığa sahip. Dragon kapsülü aslında içinde uyduları ve uzay istasyonuna gitmesi gereken yükleri taşımak için tasarlandı. Ancak SpaceX'in 2014 yılında NASA ile anlaşmasıyla birlikte kapsülün içi insan taşımaya elverişli şekilde yeniden dizayn edildi. Bu yeni tasarıma da Crew Dragon adı verildi. Tam 70 metre uzunluğa sahip Falcon 9 roketlerinin ucuna yerleştirilen Crew Dragon kapsülü atmosfer dışına çıkıldığında dev roketten ayrılıyor. Bu aşamadan sonra içerisinde astronotlar tamamen dokunmatik ekranlarla döşenmiş bir paneli karşısında buluyorlar. Dragon kapsülünün üzerinde kendisine ait küçük ateşleyiciler aracın hesaplanan şekilde yörüngede kalmasını sağlıyor. 7. Astronotların giydiği kıyafetler neden bu kadar önemli? Uzay yolculuklarında aniden değişen kabin basıncı ve oksijen seviyelerinden korunmak için izole bir kıyafet giyinmek şart.
Ancak bugüne kadar tasarlanan astronot kıyafetleri hem çok ağır hem de hareket kabiliyetini kısıtlayan yapıya sahipti. SpaceX'in yaklaşık 4 yıldır üzerinde çalıştığı bu kıyafetlerse öncekilere göre daha ucuz, hafif ve rahat. Daha önce Batman Superman'e karşı Fantastic Dörtlü, Avengers ve X-Men filmleri için kostüm tasarlayan Jos Fernandez, SpaceX'in yeni kıyafetlerini tasarlayan kişi. Yani aslında kurgusal bir gerçekliğe adım atılmış durumda. Elbette kıyafetlerin teknolojik özellikleri SpaceX'in mühendisleri tarafından geliştirildi. Sonuç olarak kasklar kişinin baş ölçülerini özel olarak 3 boyutlu yazıcılarla basılabilir hale getirildi. 8. Bundan sonra ne olacak? Crew Dragon kapsülünün amacı, yeryüzünden 400 kilometre yukarıdaki Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmak. Tıpkı insansız seferlerde olduğu gibi istasyona kenetlenecek araç, astronotların gerekli testleri yerine getirmesi için en fazla 3 ay 20 gün boyunca istasyona bağlı bir şekilde bekleyecek. Maksimum 110 gün boyunca istasyonda çeşitli görevler yapacak astronotlar, ileride netleşecek bir tarihte Crew Dragon kapsülüne yeniden oturacaklar ve yuvaya dönüş başlayacak. Kapsül istasyondan ayrıldıktan sonra hesaplanan şekilde dönüş yolculuğuna koyulacak. Atmosfere girdiğinde paraşütler açılacak, Atlas Okyanusu'na iniş gerçekleştirilecek. SpaceX Crew Dragon görevinden şimdilik bu kadar. Eğer merak ettiğiniz detaylar varsa yorumlarda belirtmeyi, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Uzayda yaşanan tüm gelişmeleri an be an aktarmaya devam edeceğim.